İyi günler sevgili izleyiciler. Hastane günlerine devam ediyorum. Daha önce anlatmıştım. Beklenmedik bir şekilde koronaya tutulduktan sonra aslında iyi olduğumu zannediyordum. Bir haftalık iyi bir dönemden sonra hastalığın semptomlarından göğüse inmesi, yani akciğer tutulması dedikleri, esas zaten en korkutucu olan da o. Onun baş göstermesi üzerine bir haftadır daha hastanedeyim, daha önceki videoda anlattığım gibi. Dün sabah itibariyle doktorumun söylediği akciğerin, bir akciğerin tamamı tertemiz hale gelmiş. Diğerinde çok az bir şey kaldı fakat tedbir olarak, yani onu da bitirelim, ondan sonra rahat çıkın diyorlar. Anladığım kadarıyla ve doktorun da tabii beyanı, koronanın, yani virüsün artık vücuttan çıktığı ama konu akciğer olduğu için ara sıra böyle öksürüyorum. Onun biraz daha belki devam edeceği yolunda. Şimdi tabii korona çok bilinen bir hastalık değil. Onun için herkesin kafası da biraz karışık. Ya hastanede bile insanın kafası karışıyor. Doktorlar da zaten bunu söylüyorlar. Diyorlar ki yani biz de tam olarak bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için çoğu kez deneme yanılma yöntemleriyle, bazı yöntemlerin ya da ilaçların iyi gelmesi ya da yan etkilerini görerek ilerliyoruz. Ama çok ciddi bir mesafe kat edildi. Artık kontrol etme şansımız daha fazla. Fakat sorun şu, Türkiye'de ülkeyi bir çadır devleti gibi yöneten, kabile devleti gibi yöneten ilkel bir iktidarımız var. Bakın bunu söylerken biraz sinirlenerek söylüyorum belki ama hakikaten ilkel bir kafa var. Yani nereden söyleyeceğim, işte kültür bilmem nesi diyorlar. Yani kültürle ne alakası olduğunu anlamadığımız 3 tane adam hemen şirketleşip vakıf adı altında bir şeyler kuruyorlar. Yani nitelik iyice çökmüş durumda. Oy kaygısı, ülkeyi yönetme ve bundan çok büyük para kazanma hevesi her şeyin önüne geçmiş. Yani bazen böyle isyan ediyorum ve diyorum ki ya biraz sevin ülkenizi ya. Ne olur biraz sevin. Çünkü yapılan hiçbir şey ülke sevgisiyle ilgili değil. Türkiye sevgisiyle, bu vatanla, burada yaşayan insanlarla. Bakın hani millet, bayrak, bilmem böyle de söylemek istemiyorum. Ama şu ülkenin topraklarında yaşayan insanları biraz sevebilseler ve onlara değer verebilseler Türkiye çok daha güzel olacak. Ama işte kabileyi yönetiyorum, buranın şefi benim, benim dediğim olur. En akıllı benim, ben ne söylersem o olur çünkü ben Allah'ın buradaki elçisi konumundayım, onun gölgesi gibiyim diye düşünen ilkel bir kafa var. Şimdi tabii böyle olunca koronayla mücadelede sınıfta kaldık. Şimdi diyeceksiniz ki efendim Avrupa kapanıyor, şöyle oluyor. Evet, dünyanın her yerinde bu korona var. Dünyanın her yerinde insanları etkiliyor ve zora sokuyor. Ama Türkiye'ye kadar bu işi yalanla, dolanla, vicdansızca ve ahlaksızca yürüten başka bir ülke yok. Bir kere hasta sayısı, vaka sayısı gibi abuk sabuk bir ayrım yaptılar. Ve şu anda dünyada hiçbir medeni ülke, bakın medeni diyorum. Hani o abuk sabuk ülkeleri söylemiyorum. Medeni hiçbir ülke Türkiye'yi ciddiye almıyor. Bütün Avrupa kıtası Türkiye'ye kapalı. Neden? Çünkü diyor ki yalan söylüyorlar. Doğruyu söylemiyorlar. Böyle bir durumda biz nasıl güveniriz? Ve mesela ne yapıyor Almanya? Bütün Türkiye'yi risk bölgesi kabul ediyor ve hiç kimseyi de oradan almak istemiyor. Yani izin vermiyor gelmesine, gitmesine de vermiyor. Tabii bu durum olunca bizim doktorlarımız da maalesef çok fedakarca çalışan doktorlar, hemşireler, hastane görevlileri. Hepsi ama hepsi paralize oluyorlar. Çok yoruluyorlar, çok efor harcıyorlar ve işin nasıl altından kalkacaklarını onlar da bilmiyorlar. Çünkü neden? Hiç işi bilmeyen bir tarikatçı yönetimi var. Sağlık Bakanlığı yönetimi var. Yani adamların kafası önce tarikat mantığıyla çalışıyor. Dinimize ne yapıyoruz? Daha doğrusu dinimizin bizim tarafımızdan yönetilen ya da bizim tarafımızdan kabul edilen bölümüne nasıl bir hizmet veriyorum kafası içinde adam. Maalesef. Onun için de koronayı bizim atlatmamız diğer ülkelerden daha zor olabilir. Ama ne oluyor? Bu uğurda çoluğumuzu, çocuğumuzu, eşimizi, dostumuzu hasta ediyoruz, kaybediyoruz. Bütün bunlar oluyor. Şimdi bu açıdan bakınca benim herhalde birkaç günüm daha olabilir hastanede. Belki bugün de gönderebilirler. Yer açmak için olabilir. Yani ben de talep edebilirim. Eğer hasta bekleyen varsa, haksızlık etmemek için.
Ama durumu atlattım. Sadece akciğer olduğu için biraz tabii ağır bir etki bırakıyor. İlaçlar da ağırlık yapıyor. Hani televizyon ve yazı konusu biraz gecikebilir. İşte bu günde birkaç günde bir video çekerek sizlere ulaşmaya çalışıyorum. Şimdi bugün aslında çok uzatmak istemiyorum. Hani bu durumu özetledikten sonra aslında Türkiye'nin nasıl çadır devleti gibi yönetildiğini, nasıl bir kabile şefinin, aynı bir çöldeki bedevi bir kabile şefinin nasıl 8-10 kişilik kabilesini yönetiyorsa Türkiye'yi öyle yönettiğinin güzel örneklerinden biri Merkez Bankası'nda yaşandı gene. Bakın Merkez Bankaları dünyada, bütün medeni dünyada, tabii ben dünyada derken ne olur şeyleri almayın. Yani bu abuk sabuk ülkeler var ya, yani bu bizim iktidarın çok öykündüğü, hani Somaliler mesela, ne bileyim işte Arap ülkeleri falan gibi, o ülkeleri kastetmiyorum. Medeni ülkeleri kastediyorum. İnsanların insan gibi yaşadığı, insanlara değer verildiği, ahlakın, vicdanın, namusun ön planda olduğu ülkeleri kastediyorum. Yani biz ve bize benzeyen ya da bizimkilerin benzemek istedikleri ülkeleri demiyorum. Onun için dünya dediğim zaman lütfen medeni dünya olarak bunu algılayın. Medeni dünyada merkez bankaları çok önemlidir. Ve merkez bankaları dokunulmazdır. Merkez bankaları ayrıcalıklıdır. Merkez bankaları bağımsızdır. Yani öyle iktidarlar ben böyle istiyorum kardeşim, ben para politikamı böyle yapacağım gibi yönetilemez. Ama çadır devleti düşüncesi, kabile şefi gibi yönettiğiniz zaman adam diyor ki kardeşim bir kere maaşını ben veriyorum diyor. Yani şimdi bugün ülkeyi yöneten şahsım maaşları cebinden ödediğini adeta zannediyor. Öyle anlatıyor çünkü. Maaşını ben veriyorum onlara. Rektörlere söyledi. Koca yüksek mahkeme üyelerine söyledi. Ordu komutanlarına söyledi. Maaşlarını ben ödüyorum. Sen ödemiyorsun. Ben ödüyorum. Ama işte çadır kafası bu. Kabile kafası bu. Onun için para politikasında ben diyor ki efendim ekonomi kötüye gittiği zaman diyor sorumlusu benim diyor. O adam değil diyor. Çünkü cahillik de var tabii. Bilgisizlik de olunca bunlar bir araya geliyorlar ve diyor ki yani sorumlusu ben oluyorum ama diyor. Oy, halk bana diyor oy vermiyor diyor onların yaptığı yüzünden. Geçen sefer bir tane adam vardı biliyorsun, saçma sapan da o da ama bütün emirleri dinlemesine rağmen dedi ki ya bu laf dinlemiyor. Attı. Olacak iş değil. İlk defa Cumhuriyet tarihinde böyle kararnameyle şef, kabile şefi dedi ki ben bunu istemiyorum dedi. Attı. Şimdi aynı şeyi dün akşam yeni getirdiği, o soyadı da Uysal. Hani Uysal olsun, ensesine vuruyorsun böyle tokadı. Adam peki efendim, bana istemiyor. Ama bakın ne oluyor biliyor musunuz? İşte kabile şefi önünde diz çöken, kendini kul gibi gösterenlerin hepsi bizzat bu kabile şefi tarafından buruşturulup atılıyor. Onun için mesela çok hoşuma gitti benim. Çünkü kendi haysiyetini hiç düşünmeyen, çoluğunu çocuğunu bugüne kadar yaptığı, yani okumuş tabii mutlaka, Merkez Bankası başına geldiğine kadar okumuş falan bir adam ama belli ki okumamış aslında. Yani kafaca okumamış. Okula göndermişler. Oralarda eğitmişler, getirmişler, tarikatçı yapmışlar. Sonra da Merkez Bankası'nın başına oturuyor. Adamın ne onur, ne gurur, ne haysiyet, hiçbir şey yok tabii. Ama buna rağmen çok hoşuma gidiyor. Çünkü bunları böyle buruşturup buruşturup atacağız. En güzelini yapıyor aslında. Kendi adamına yapıyor. Ama işte ülkenin yönetimini de rayından çıkarmış oluyorsunuz. Yazıktır, günahtır bu ülkeye. Eğer bir ülke, bir kabile şefinin şahsi amaçları için, şahsi öfkesi, şahsi kini, şahsi garezi, şahsi çıkarı için böyle yönetilirse o ülke abad olması mümkün değil. Bakın Türkiye şu anda sadece makyaj yapıyor. Onun için halk çok aptalca kandırılıyor. Ve mesela sokağa çıkıyorsunuz bir sürü düşük zekalı, düşük eğitimli ve düşük gelirli insan gördüğü manzaradan çok mutlu. Abi ne kadar güzel, binalara bak, harika, köprüler, yollar. Çünkü onu zannediyor. Zannediyor ki dünyada bu yok. Ulan git Kinshasa'ya. Git efendim Bogando'nun, Uganda'nın şu stüdyo, bu stüdyonun başına. Bütün şehirler İstanbul gibi, merak etmeyin. Orada da tüneller var. Metrolar var. Geçitler var. Alt geçitler var. Üst geçitler var. Kavşaklar var. Her şey var. Ama işte kafa bu. Zannediyor ki bu iki tane silah görüyor. Bir tane drone uçuyor. Dünyayı fethettik. Bununla alacağız.
Öyle zannediyorlar. Çünkü neden? O anlatılıyor. İşte medya bunun için ele geçirildi. Ve medya öyle bir anlatıyor ki şu anda bütün dünya Türkiye'nin önünde eğilmiş. Aman biz Türkiye'ye karşı ne yapacağız? Bu adamlar bir drone yapıyorlar abi. Bir yıkacaklar, bütün dünyayı fethedecek. Öyle zannediyor. Onun için Osmanlıcı bu kafa. Onun için şimdi Selçuklu da demeye var. Çünkü bilmiyor. Adam ilkokuldan beri tarih okumamış. Şimdi birisi bir Selçuklu dizisi çekti de şimdi yeni Osmanlıcı olan o aptal bir kafa var biliyorsunuz. Osmanlı, Osmanlı diyenler. Şimdi onlar bir de Selçuklu demeye başladı. Bütün kafaları ne biliyor musunuz? Efendim her yeri işgal etmiş, fethetmiş. O yani bütün mesele o. Efendim büyümüş, çok büyük. Ya büyüksün de ne oldu? 10 milyon kilometre kareden 700'ü. Kim düşürdü? Osmanlı dediğin ecdadın düşürdü. Ama işte kafa öyle çalışınca, medyayı da onların üzerine böyle yığınca zavallı insanları, milyonlarca zavallı insan zannediyor ki bütün dünya bize şey böyle kıskanıyor bizim karşımızda. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Tam tersi, tam tersi. Bütün dünyadan itiliyoruz. Ve şimdi en son söyleyeyim, bugün çok kısa kesmek istiyorum. Yoruluyorum da çünkü. Amerika seçimleri. Ben hala Trump kazanır mıyı söylüyorum. Neden? Çünkü güç orada. Yani buradan da bakınca hele komik de geliyor biraz ama Biden daha yakın ama. Yani hani Trump kazanabilir şuradan diyorum. Her oyunu oynayabilir. Çünkü ahlaksız bir adam. Yapabilir bunu. Şimdi tabii burada Türkiye'deki en komik olay Tayyip Erdoğan'la Trump'ı bir araya getirmeleri. Ona bayılıyorum. Öyle işte diyorum ya, ilkel bir kafa, geri bir kafa olunca Trump'la Tayyip Erdoğan'ı aynı tutup Dombra'yı bile ona uyarlayıp bir Trump şeyi yapmaya başladılar. Ama tabii komik oluyor. Koca koca yazarlar, çizerler filan böyle alaylar ettiler şeyle Twitter'da. Ha ha, Trump'ın kaybettiğini zanneden ahmaklar Tayyip Erdoğan'ın da böyle gideceğini zannediyorlar falan diye bir şeyler yaptılar ama hiç önemli değil. Ben gene söylüyorum. Biden'ın kazanması belki Tayyip'i daha rahatlatabilir. Yani iyi hesap yapan birileri varsa sarayda, biraz aklı başında ilkel olmayan kafalar varsa biraz, onlar belki bir plan yaparlar. Çünkü Biden kurumsal, Amerikan devleti o, hakiki. Onun için hani böyle Trump gibi saçma sapan, abuk sabuk böyle tweetler üzerinden filan gariplikler sergilemez. Doğru düzgün kurumsal bir şey yapacağı için oturup Türkiye'nin durumuna bakar. Türkiye'den nasıl çıkarı olduğunu ve Türkiye'yi nasıl fazla üzmeden, rahatsız etmeden ve köşeye sıkıştırmadan canını istediğini yaptıracağını daha iyi hesaplar. Ha tabii bildikleri şu var. Sonuç olarak Tayyip Erdoğan'a bir telefon yeter. Açar telefonu. Kardeşim böyle olacak. Kapatır telefonu, biter. Trump böyle yapıyordu. Onun için diyorum Trump belki daha büyük tehlike. Yani Biden bir süre şey yapabilir, durumu tolere edebilir ama paniğe kapılacaklardır, ben size söyleyeyim. Bu nedenle gene ısrarla söylüyorum. Seçim sonuçları tam alınsın, baskın bir seçime ya da o hale diyorum, bakın kendinizi hazırlayın. Baskın seçimi göze almazsa bir numarayla o hal ilan edebilir ve bütün muhalefeti tümüyle susturup ömür boyu o makamda kalacak bir organizmayı canlandırmaya ya da kurmaya çalışabilir diyorum. Yani önümüzdeki dönem yılbaşına kadar Türkiye için çok harika günler olmayacak. Onu bilelim. Hepimiz tehdit ve tehlike altındayız. Yani bu ülkenin düşünen, bu ülkeyi seven, bu ülke için yüreği atan, ahlaklı, namuslu, vicdanlı, düzgün insanlar için önümüzdeki birkaç ay gerçekten maalesef tehlikeli. Ama şuna inanıyorum. Şuna inanıyorum. Sadece bu topraklarda 1000 yılı aşkın süredir varız. Ve kimse bizi yıkamadı. Bu ilkellik de merak etmeyin, yıkamayacaktır. Hasar verir ama yıkamaz. Bugünlük bu kadar. Bundan sonraki sohbeti umuyorum ve diliyorum artık hastane dışında ve hemen ardından da ekranlarda birlikte olmak dileğiyle.